Değerli izleyenler, Azerbaycan sevdası, evet Azerbaycan ülküsü, Türk dünyası Turan ülküsü. Bu bir sevda işi. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Azerbaycan'ı gururlandıran ve Karabağ'ın, evet Karabağ'ın alınmasına kadar süreçte belli zamanlar oldu ki dünyaya res çekti. Türk dünyasının önemli bir lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın, evet Azerbaycan'ı gururlandıran 5 hareketini sizlere anlatmak istiyorum. Avrupa Birliği Parlamentosu. Evet, Avrupa Birliği Parlamentosu'nda özellikle Karabağ konulu bir konuşma yaptı ve geniş yer verdi bu konuya ve dedi ki bu işgale sessizliğiniz, bu duruma Fransız kalmanızı kabullenemiyorum. İnsan hakları ve değerlerden bahsedilen bu mekanda Avrupa Birliği Parlamentosu'nda Karabağ'ın işgalini dinleyip bir çift söz söylemenizi anlayamıyorum diyerekten hepsinin gözünün içine baka baka bunları haykırmıştı. Öyle böyle değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bu eleştirileri yaparken elini cebine atmıştı. Batı'nın kibirli üslubuna karşı yapılan bu haksızlığa karşı en güzel tepkiydi aslında. Konuşmasını bitirene kadar özellikle Karabağ konusunda elini cebinden hiç çıkarmadı. Bu olağanüstü bir dersti. Bu tepeden bakmaya ve yüreğimizi ve gönlümüzü gururlandırmaya yeten önemli bir kareydi aslında. Özellikle Avrupa Birliği'nin tam göbeğinde, bütün üyelerin orada toplandığı alanda Karabağ dersi vermesi bütün Azerbaycan'ı gururlandırmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Karabağ konusunda artık karar vermişti. Karabağ alınmalıydı, bunun için dünya ayağa kaldırılmalıydı. Özellikle Trump ve Melania Trump'ın ve dünya liderlerinin de katıldığı, Türkiye ve Azerbaycan'ın da katıldığı liderler zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'la görüşmesi neticesinde Sayın Aliyev'i de Trump'la görüştürüyor ve işgal edilen topraklar konusunda Aliyev'in bizzat Trump'a gerçekleri aykırmasını ve Ermeni diasporasının yalanlarını çürütmesini sağlıyordu. Amacı neydi biliyor musunuz? Direkt ilk teması, Aliyev ile Trump'ın ilk sıcak temasını, yüz yüze konuşmasını ayarlıyordu. Yani Trump'ın Karabağ Savaşı'ndaki cılız tepkisine bakarsak Sayın Cumhurbaşkanımız Azerbaycan'ın gönlünü burada da fethediyor. Aliyev ile Trump'ın görüşmesinden memnuniyeti şu an az da olsa görünen o karede mutluluğunun yüzüne vurmasından kaynaklanıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Aliyev'in bizzat durumu açıklayan ve Trump'la artık yüz yüze görüşmenin verdiği, sonradan telefonla görüşmelerin daha sık olacağı bir anı oluşturmuş oluyordu. Unutmayın, Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'yu katmazsak derin bir kış uykusundaydı Karabağ Savaşı'nda. Bu karede unutulmaz değerli izleyenler. Sayın Cumhurbaşkanımız Avrupa'da yaptığı konferanslarda ve görüşmelerde özellikle Karabağ konusuna değinirken şunu söylüyordu. Karabağ mutlaka alınacak. Karabağ onlarda kalmayacak. İşgal yanlarına kar kalmayacak. Bunu buradan ilan ediyorum. Karabağ alınacak derken bütün salon ayağa kalkıyordu. Gurbetçilerimiz orada ayağa kalkıyordu. Avrupa'daki Türk gurbetçilerimiz ayağa kalkıyordu. Tüyleri diken diken eden bu karede defalarca bu kareyi izlemiş ve duygulanmıştım. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Gerçekten Karabağ'ı hangi platforma gitse de unutmayan o yüreğindeki sesi asla unutmadık Sayın Cumhurbaşkanım. Evet değerli izleyenler. 10 yıllar boyunca üstünü örtmeye çalıştığı, unutturmaya çalıştığı bu olay maalesef gerek Türk, gerek Azeri tarihine acı bir hatıra olarak kazınmıştır. 1945 yılında 146 Azerbaycan
Stalin zulmünden kaçıyoruz. Bakın çok ciddiyim. Aras Nehri üzerinden Boraltan Köprüsü'nü geçiyoruz. Ve Türkiye'ye sığınıyoruz. Azeriler öz kardeşlerinin yurduna gelip öz kardeşleriyle kucaklaşıyor. Stalin Türkiye'den bu Azerilerin derhal iade edilmesini dönemin CHP hükümeti Aras Nehri'nin kenarındaki sınırdaki karakola telgraf çekti ve mültecilerin iade işleminin gerçekleştirilmesini istiyor. Karakol komutanı gözlerine inanamıyor. Kulaklarına inanamıyor. Emri defalarca teyit etti. Ancak Ankara'da CHP hükümetinden kesin ve net tepkiler. Azerileri destekliyor. Durumu anlayan Azeriler evet değerli izleyenler işte böyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerilerin birebir Boraltan'da teslim edilmesine karşı gösterdiği refleks ve Boraltan utancından Türkiye'yi kurtarmak için bu hareket zorunluydu diyor. Geçmişteki yapılan yanlışla yüzleşen ve özellikle Boraltan'da şehit olanlar için yüreği dağlanan ve üzüntüye gark olan Sayın Cumhurbaşkanımız Azerbaycan halkını duygulandırıyor ve gönüllerini fethediyordu. Onun tek bir amacı var, Karabağ'ın kurtulmasıydı. Karabağ'ın alınmasıydı değerli izleyenler. İşte bu yüzden bu önemli adımla da Azerbaycan halkının gönlünde ayrı bir yeri var. Karabağ Savaşı devam ediyor. Karabağ Savaşı devam ederken Sayın Cumhurbaşkanımızı Macron arıyor. Macron'un ne dediğini tabii ki danışmanları aracılığıyla öğrenen Sayın Cumhurbaşkanımız Macron'la konuşmasında, evet Macron'la konuşmasında Macron'a evet inanılmaz bir ses tonuyla yanıt veriyor. Macron'u evet öyle gür bir şekilde sözleriyle şok ediyor ki Macron'un ağzı açık kalıyor ve daha sonra da Macron'a dönüş dahi yapılmıyor. İşte bu kare, buradaki bu kare önemli bir ipucu aslında ve Macron'a yaptığı res çekmeyle Macron'un her türlü teklifini reddederek kardeşimizin yanındayız, evet Fransa'nın hiçbir sözüne kalmayız şeklinde milli duruşuyla evet tüm Türk dünyası başta olmak üzere özellikle Azerbaycan halkında önemli bir yer ediyordu. Müthiş bir kareydi, müthiş bir andı. Macron daha ondan sonra uzun süre ne Aliyev'i ne de Erdoğan arayabildi. Evet bir ara Minsk grubu üyelerinin liderleri basında, hükümetleri basında Karabağ Savaşı'nın ortalarında inanılmaz bir baskı geldi ve tehditler geldi. Evet Sayın Aliyev'i sıkıştırıyorlar ve Sayın Aliyev bir konuşmasında itiraf ediyordu. Hepiniz duydunuz. Bizi tehdit ediyorlar. Bana çok yükleniyorlar. Evet Sayın Aliyev'i arayıp her türlü tehdit yapılıyordu. Ve tam o sırada Sayın Cumhurbaşkanımız yine sahneye çıktı. Ve dedi ki, artık sözlerinizi Azerbaycan'ın liderine değil, bana söyleyin. Evet, hepinizle karşılaşmaya hazırım. Ey Azerbaycan, savaşmaya hazırım, muhatabınız benim, Azerbaycan'ı sıkıştırmayın dedi. Dışişleri Bakanı başta olmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, mekik diplomasisi ve yoğun, evet yoğun destek, her gün destek, her gün destek açıklamasıyla bütün MİSK üyelerini püskürttü. Bu Azerbaycan halkında inanılmaz bir sevinç uyandırdı. İşte Azerbaycan halkını duygulandıran ve ağlatan ayrı bir karede buydu. Evet değerli izleyenler, bir dahaki yayına kadar görüşmek üzere. Bir hafızamızı taziye edelim istedik. Hepinize görüşmek üzere, hoşça kalın.